Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kapadokya ve bize hoş geldiniz. Değerli takipçilerimiz, bugün eski köy yöntemiyle örtme usulü sarı ve kırmızı kandil biber tohumu ekme işlemini yapacağım. Umarım faydalı bir paylaşım olur. Öncelikle ekeceğimiz yeri belirlemekle başlayacağım. Eski tip bir belle ekeceğimiz yeri yavaş yavaş belliyorum. Gördüğünüz gibi yetecek kadar belledim. Belledikten sonra hem düzeltme hem de toprağı inceltme işlemini gerçekleştiriyorum. Belimizin arka kısmıyla yavaş yavaş vurarak bu işlemi gerçekleştirdim. Daha sonra önceden hazırladığım odun külü ve kırmızı kandil biber tohumunu elek yardımıyla elediğim toprakla karıştırıp ekilecek hale getiriyorum. Ve ardından yavaş yavaş dağınık bir şekilde tohumu bellediğim yere toprak ve külün yardımıyla dağınık bir şekilde elimle yavaş yavaş ekim işlemini gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz gibi birinci ekeceğimiz kandil biber tohumunu ektim. Daha sonra ikinci ekeceğimiz kandil biber tohumunu hazırlayacağım. Aynı işlemleri sarı kandil biber tohumu için de gerçekleştiriyoruz. Bunun için yine kül ve toprakla karıştırıp ekecek hale getiriyoruz. Bu hazırladığımız karışımı da önceki ektiğimiz yerin yanına tekrar aynı yöntemle ekiyorum. Ayrı ayrı ekmemdeki sebep tohumların karışmadan çimlenmesini sağlamak. Şimdi de ekmiş olduğumuz tohumlarımızın üzerini elimizle yavaş yavaş fazla tohumları derine düşürmeyecek şekilde karıştırıyorum. Daha sonra tekrar karışmayan tohumlar için elek yardımıyla yeteri kadar toprak eleyip yüzeyde kalan tohumların üzerlerini bu elediğim toprağa serpme yöntemiyle hafif bir tabaka şeklinde kapatıyorum. Bu kapatma işlemini böylelikle gerçekleştirdikten sonra ekim işlemini tamamlamış oluyoruz. Sonra üzerine çimlenmesi için önceden hazırladığımız suyu elimiz yardımıyla serpme yöntemiyle toprağa oydurmadan yavaş yavaş serpiyoruz.
Yeter derecede suladıktan sonra üzerine ufak tip bir sera yapmak için kullanmadığımız plastik kasalarla kenarlarına koyarak yükseltiyorum. Daha sonra üzerine örtecek olduğumuz naylon çökmesin diye çaprazlama iki tane uzun ağaç geriyorum. Ağaçları gerdikten sonra naylonumuzu hazırladığımız düzeneğin üzerine örtüyorum. Örtmüş olduğumuz naylonun kenarlarını da toprakla kapatıp hava akışını kesiyorum. Böylelikle sera içerisinde ısı kaybı olmayacak ve ekmiş olduğumuz tohumlarımız kısa sürede çimlenmeye başlayacak. Umarım faydalı bir paylaşım olmuştur. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.